Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videoda bloket nedir, nasıl hazırlanır konusunu işleyeceğiz. Öncelikle bloket nedir diye başlayalım. Web2 araçlarının içinde öğrencilerin en sevdiği araçtır. Bir anket yapacak olsak açık ara birinci olurdu herhalde. Hazırlanması biraz sabır istiyor. Türkçe seçeneği yok. Ama uçuk bir İngilizceye de ihtiyaç yok aslında. Birazdan göstereceğim pratik adımlarla ilerleyerek yapabiliriz. Hazırladığımız sorulara cevap verirken düello gibi birbirleriyle teke tek karşılaşarak puan alıyorlar. Ya da farklı bir şablonda oynarken sorulara doğru cevap vererek topladıkları altınları başkasına kaptırabiliyorlar. Tabii ki bunları yaparken hazırlanan soruları tekrar tekrar çözmüş oluyorlar. Onlar eğlenirken biz de konumuzu pekiştirmiş oluyoruz. İsterseniz hemen başlayalım. Arama çubuğumuza bloket yazıyoruz. En üstte çıkan bloket.com adresine giriyoruz. Bizi karşılayan ilk sayfa budur. Daha önce kaydolmuşsak, giriş yapmışsak login'den ilk defa kaydoluyorsak SignUp'tan gireceğiz. Ben daha önce kaydolduğum için login'den giriyorum. Yaptığım etkinlikler bu şekilde karşıma çıkıyor. Şimdi hemen şu üstteki menüyü hızlıca inceleyelim. Play dediğimizde basalım hemen. Burada hazırlanan ve paylaşılan bir oyunun Game ID'si yani kodunu girmemiz ve oyuna dahil olmamız isteniyor. Discover denen bölümde diğer insanların hazırladıkları diğer büyük oranda öğretmendir diye tahmin ediyorum. Hazırladıkları etkinlikleri görebiliyorum ancak Türkçe fazla etkinlik yok. Deneyelim bir şeyler mesela. Çarpma diyelim. Evet çıkmış. Yani bu kadar çıkıyor. Diğer daha yaygın popüler uygulamalardaki kadar çok yok. Daha çok yabancı dil içerikleri gözümüze çarpıyor. Dashboard dediği şey bizim uygulamalarımızın bulunduğu, etkinliklerimizin bulunduğu sayfa. Create'den zaten hazırlama sürecini buradan başlatacağız. İstatistikler, market, blogs diye devam ediyor. Bunlarla şu an için fazla işimiz olmayacak. İstatistikler kişisel bizim oyunlardaki başarılarımızla ilgili sonuçlar veriyor. Burada da ayarlar var. Çıkış yapmak için de logout'u kullanıyoruz. Şimdi bizi ilgilendiren kısmı bir tasarım yaparken, bir oyun tasarımı yaparken sorularımızı hazırlayacağımız yer Create bölümü. Create bölümünde az önce gördüğünüz gibi fotoğraflar vardı ve konunun adı yazıyordu. Fotoğrafımızı buradan ekliyoruz görselimizi. Galeriden eklemek gerekirse buradaki Bloket'in kendi galerisinden bahsediyor. Upload a file dediği bölümde bilgisayarımızdan yükleyeceğimiz şekli. Bu da internetten bir fotoğrafın bağlantısını buraya yapıştırarak kullanabiliyoruz. Şimdilik yüklemiyorum. Bu bizim başlığımızla ilgili kısım ilk bölüm. Ya da yükleyelim bir tane fotoğraf. Şunu atalım gelişi güzel. Bu etkinliğimizin başlığı. Etkinliğim diyelim ki yazım kurallarıyla ilgili olsun. Başlığımızı yazım kuralları diye yazdık. Burada bir küçük açıklama var. Ne diyelim arkadaşlar? Hepinize başarılar diliyoruz diyelim. Hepinize başarılar dilerim. Alt bölüme geçtiğimizde bu yaptığımız etkinliğin herkes tarafından görülebilirliği ile alakalı bir şey. Private'i seçersek sadece kendimiz görüyoruz. Public'i seçersek Discover bölümünde başka öğretmenlerin de faydalanabileceği şekli oluyor. Ben her zaman public yapıyorum çünkü herkesin faydalanmasını isterim. Bir alttaki menüde de Creation Method dediği manuel bölümü kendimiz birazdan yapacağımız gibi elimizde bütün sorularımızı hazırlamak seçeneği oluyor. Quizlet uygulamasıyla da bağlantılı burada sağ taraftan oradan içe aktarma yapabiliyoruz. Yani Quizlet'te hazırladığımız soruları buraya otomatik olarak aktarabiliyoruz. Ancak şimdi manueli göstereceğiz. Bu ayarları kontrol ettikten sonra başlığımı, fotoğrafımı düzenledikten sonra Create Your Set diyorum. Şu an benim kapağım hazır. Herkese açık olduğunu public yazısından anlıyorum. Burada görselimi koydum. Add question'dan soru ekliyorum. Yine import az önce söylediğim gibi Quizlet uygulamasından buraya aktarma şekli olacak. Add question'ı seçiyorum ben şimdi kendim elle hazırlamak istiyorum.
Bu da kendi sorumun içeriğini hazırlayacağım bölüm. Aynı şekilde imaj galeriden bloketin kendi envanterinden seçebiliyorum. Bilgisayarımdan yükleyebiliyorum ya da bağlantıyla bir görsel alabiliyorum. Sorumuzu yazalım şimdi. Evet, sorumuzu hazırladık. Şimdi en az iki seçenek vermemiz gerekiyor. Required yazdığı bölüm zaten anlatıyor bize. 3 ve 4'ü tercihe bağlı. Ben 4 tane yazmayı tercih ettim. Şimdi soruyu ve şıkları hazırladıktan sonra doğru cevabı işaretlememiz gerekiyor. Aşağıya indiğimizde burada time limit dediği şey öğrenciler için bu soruya kaç saniye vereceğimiz, buradan ayarlayabiliyoruz. En alttaki bölümde de eğer random answer order bu bölümü işaretlersek şıkları karışık bir şekilde veriyor. Bizim sıramızla değil de karışık veriyor. Bazen uzun bir etkinlik kurguladıysak sorular tekrar gelebiliyor. Öğrenci cevabın yerini ezberlemesin, yine düşünmesi gereksin diye şıkları karıştırarak veriyor. Şimdi save dediğim zaman sorun burada çıktı. İkinci soru için tekrar add question diyorum. Sorumu hızlıca hazırlıyorum. Evet, ikinci sorumuzu da hazırladık. Doğru şıkkımızı yine işaretliyoruz. Süremizi ayarlıyoruz. Karışık mı olup olmayacağına karar veriyoruz ve bütün işlemler tamamsa hatta şuraya bir tane daha fotoğraf atalım. Görselli soruyu da görmüş olalım böylece. Mesela bu fotoğraf kısmı şöyle işe yarayabiliyor. Bir metin üzerinden soru soracaksak ya da fotoğrafla ilgili bir soru soracaksak buna yüklememiz doğrudan soruyu da etkiliyor. Sadece görsel olsun, görüntü olsun diye bile fotoğraf konabilir, renklendirilebilir. Soru hazırlama kısmı aslında bu kadar. Soruları çoğalttığımız zaman bir etkinlik haline gelecek. Add question'la soru sayılarımı artırarak devam edebiliyorum. Şimdi edit info dediğimiz bölüm, info bölümünü yani bilgilendirme bölümünü, kapak bölümünü değiştiriyor. Save set dediğimizde tamamını kaydediyor. Yine soruda diyelim ki bir şeyi atladık, yanlış yaptık. Buradaki edit bölümünden soru özelinde bir düzenleme yapıyoruz. Soruyu silebiliyoruz. Aynı görseli ya da soru kökünü kullanacaksak bunu kopyalayabiliyoruz. Aynı sorudan bir tane daha buraya geliyor. Bunu da kaydettim ya da belli değişiklikler yaptım. Benzer sorularda bu kopyalama seçeneği baştan yazmak yerine kullanılabilir. Şimdilik aynı olan iki sorudan birini sileyim. Save set dedim. Evet, yazım kuralları iki soruluk hazırlamış olduğum buraya düştü. Host bölümünden öğrencilerle paylaşımı açıyorum. Daha doğrusu canlı, anlık olarak buradan öğrenciyle paylaşılıyor. Oyun modlarımız bu şekilde. 10 tane bize farklı oyun modu veriyor. Burada klasik test şeklinde. Diğerleri çok aslında detaylı, uzun uzun anlatmaya gerek yok. Bir iki tane ben kendi çok popüler olan, öğrencilerin çok beğendiği oyundan bahsedeyim hızlıca. Battle Royale dediğimizde öğrencilere bir başlangıçta can belirliyoruz. 5, 7 ya da 10 can gibi belirliyoruz. Öğrenciler teke tek eşleşiyor. 20 öğrenci var mesela. 10 eşleşme oluyor. Düello şeklinde teke tek eşleşiyorlar. Hızlı ve doğru cevap vermeleri gerekiyor. Daha ikisi de doğru cevap verirse daha hızlı olan kazanıyor. Daha yavaş olan ya da hatalı cevap veren öğrencim bir can eksiliyor. Böyle giderek finalde bir kişi kalana kadar herkes eleniyor. Racing bölümü kulvarlarımız var. Öğrencilerimizin seçtiği karakterler burada sıralanıyor. Doğru cevap veren öğrenci gittikçe ilerliyor. Bitiş çizgisine kadar oyun devam ediyor. Yanlış cevap veren de biraz geriye gidiyor. Onun dışında Gold Quest var. Gold Quest soruyu bildikçe 3 tane sandık çıkıyor. 3 sandıktan birini öğrenci seçtiği zaman içinden çıkan şeyler aslında eğlenceli kısmı.
Mesela topladığı altınların %50'sini kaybetme gibi bir seçenek çıkıyor. Ya da başkasının altınlarının tamamını alabilmek gibi bir seçenek çıkıyor. Ya da sadece altın çıkabiliyor. Onun için soruyu doğru cevaplamak için çocuklar aslında mücadele ediyor. CryptoHack yeni bir uygulama. Bunu çok bilmiyorum açıkçası. Diğer oyunlarda incelenebilir ama dediğim gibi en popülerleri Battle Royale, Golden Quest ve Racing benim öğrencilerim arasında. Şimdi burada Select Game Mode Battle Royale'i seçelim ya da Racing'i seçelim. Burada açıklaması var. 60 öğrenciye kadar izin veriyor. Host Game diyoruz tekrar. Burada oyunun ayarlarını seçebiliyoruz. Geç gelen öğrenciler katılabilecek mi? Bu çok işe yarıyor aslında. Bağlantıyla alakalı sorunlar olabiliyor. Geç katılan öğrencinin de oyuna katılabilmesini aslında açık yapmamız gerekiyor. Bu isimleriyle alakalı farklı isimler mi olsun? Çocuklar kendisi belirliyor. En altta da soru sayısını belirleyebiliyoruz. Oyunu başlatmak için Host Now yukarıdaki mavi bölüme tıklıyoruz. Müziği buradan kapatabiliyoruz sol üstten. Şimdi burası bizim oyunun lobby adını verdiği bölüm. Öğrenciler giriş yaptıkça Blocket yazısının altındaki boş alanda görünecekler. Şimdi hatta onu da gösterelim. Yukarıdaki mor bölümde 759 çift 04 benim oyun kodum. Oyunda bu Game ID olarak geçecek. Game ID gördüğüm yere bu sayıyı girerek oyuna gireceğim yani. Copy Join Link diyerek bunu kopyalayıp öğrencilerle paylaşabilirim. Ya da sadece bu sayıyı vermem bile yeterli. Nasıl olduğunu hemen yeni bir sekmede göstereyim. Şu anda öğrenci gözüyle giriyoruz. Öğrenci Blocket yazdı. İlk sayfayla karşılaştı. Biz öncesinde sağ taraftaki Login ve Signup kısmını kullanmıştık. Burada solda Join a Game bölümü var. Öğrenci oyuna katılmak için Join a Game'e basıyor. Ve sonra benim oyun kodumu buraya yazacak. Devam tuşuna bastığında öğrencinin oyundaki adı geliyor buraya. Öğrenci 1 diyelim biz buna şimdilik. Tekrar ileriye basıyor. Burada da öğrenci kendisine bir karakter seçiyor. Alttaki kilitli bölümlerde aslında öğrencileri teşvik edici bir şey. Burada oynadıkça oyunları belli bir para, altın gibi oyunun para birimini kazanıyor. Sonra oyunlardaki başarısıyla kazandığı paraları burada karakter almak için harcayabiliyor. Yine bu da güzel bir teşvik edici bir şey oluyor çocukları. Şimdi seçelim birinci öğrencimizin karakterini. Öğrencinin işi burada bitti aslında. Şifreyle giriş yaptı. Sonrasında adını yazdı. Sonrasında karakterini seçti ve bizim oyunu başlatmamızı bekliyor. Şöyle bizim öğretmen ekranındayız şu an. Öğretmen ekranında da öğrenci biri olarak göründü. Hatta bir öğrencimizi daha dahil edelim. İkinci öğrencimiz de sayfaya girdi. Yine Join a Game bölümüne basıyor. Oyun kodumuzu giriyor. İsmini giriyor. Karakterimizi de seçtikten sonra hazırız. Yine öğretmen ekranına dönüyorum. İki öğrencim öğretmen ekranında göründü. Bu oyunda yarış seçmiştik. Bu oyunda 60 öğrenciye kadar izin veriyordu. Şimdi öğretmen start demeden bu oyun başlamıyor. Öğrenci bu alanda bekliyor. Karakter seçtiği alanda. Öğretmen de bu alanda bekliyor. Öğretmen start dediği anda oyun başlayacak. Start'ı verdik şu an. Öğrencilerin gözünden bu şekilde görünüyor. Öğrenciler cevap verdikçe ilerlemeye başlayacaklar. Yazım yanlışı. Evet, doğru cevabı verdi öğrencimiz. Bakın öne geçti. Yani şöyle, bu eğer bir sınıf ortamındaysak akıllı tahtadan bu görseli öğretmen kendi hesabını açıp tahta veya ekran nasıl bir şey kullanıyorsak şartlarımız el veriyorsa öğrenciler gidişatlarını önde mi geride mi olduklarını öğretmenin paylaşacağı ekrandan ancak takip edebilir.
Öğrencinin gördüğü kısım sadece soruları cevaplama kısmı. En son bittiğinde kimin kazandığını yine görebiliyorlar. Diğer öğrencimiz de cevap versin buradan. İkisi de doğru cevap versin. Zaten çok az sorumuz olduğu için uzamayacak. Şimdi yanlış bir cevap verelim. Diğeri doğru cevap versin. Evet, tavşan biraz daha öne geçti, öğrenci 2. Bu şekilde sonuca geldiklerinde bitiyor. Başta 30'u seçerek aslında biraz hata yaptık. Hızlı bir şekilde şöyle cevaplayıp final durumunda gösterelim. Arada böyle jokerler dalıyorlar. Durdurduk. Roket atak. Yani öğrenciyi o yarışta biraz daha hızlandıracak, öne geçirecek bir şey. Evet, yanlış cevaplamışız galiba. Köpek balığı. Hızlanmaya çalışıyorum bir an önce oyunu bitirmek için. Ve oyunu bitirdi birinci öğrenci. Bu şekilde bir sıralama tablosu çıkıyor. Şimdi bu sıralama tablosunda öğrencinin gözünden böyle görünüyor. En sonunda öğretmen burada ilk 3 görünüyor. Bir report dediğinde oyunun raporunu alıyor. Kaç öğrencinin kaç soru cevaplayıp kaçını doğru yanlış yaptığı, genel ortalamanın ne düzeyde olduğu, doğru yanlış ortalamasının ne düzeyde olduğu gibi detayları uygulama bize veriyor. Kazandığı bu token denen paraları diyelim, arttırmak için bir seçenek veriyor burada. Dediğim gibi çocuğun kazandığı bu tokenler de sonrasında karakter vesaire almak için markette kullanılabiliyor. Evet, bloket bu şekilde uygulanıyor. Diğer seçeneklerinde, diğer şablonlarında, oyun türlerinde hazırlanışı çok farklı değil. Çok yüksek düzeyde, ileri seviyede bir İngilizceye ihtiyaç duyulmuyor. Deneyebilirsiniz ama çocukların çok beğeneceği kesin. Çünkü birbirleriyle olan yarış durumu, etkileşim durumu çok eğlenceli oluyor. Çocukları ciddi anlamda teşvik ediyor. Anlaşılmadığını düşündüğünüz bir yer varsa, atladığımız bir yer varsa alttaki yorumlar bölümünden uyarırsanız destek olurum. Sürçülisan ettiysek affola, iyi çalışmalar dilerim.